Rakiplerinin haftayı kazançlı kapatmasıyla mutlak kazanması gereken Samsunspor ilk 15 dakikalık bölümde Musa Aydın'la 2 gol buldu fakat ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 29. dakikada Özge'nin şutunu Soner çelmeyi başardı. 38. dakikada 40. dakikada ise Taha'nın vuruşlarından sonuç alamayan kırmızı beyazlı ekip Hasan'ın kırmızı kart görmesiyle de sahada 10 kişi kaldı. Maçın ilk yarısı da golsüz tamamlandı. İkinci 45 dakikanın başlamasıyla Samsunspor'un da atakları sıklaştı. Dakikalar geçiyor, Samsunspor pozisyon buluyor ancak aradığı gole bir türlü kavuşamıyordu. 60. dakikada Embilla'nın şutunda kaleci Kaan gole izin vermedi. Kaan bu kez 67. dakikada Ofeodo'nun kafalı vuruşunda topu çelmeyi başardı. Aynı dakika içerisinde Embilla 3 metreden topu out'a gönderdi. 71. dakikada ise beklenen gol geldi. Arka direkte topla buluşan Sezer Özmen mükemmel bir gol atarak Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi. Ordu Spor 82. dakikada gole çok yaklaşırken Murat'ın vuruşunda top direkten dışarıya çıktı. Kalan bölümlerde başka gol olmayınca Samsunspor sahadan 3 puanla ayrılıp Süper Lig yarışına devam etti. Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın Ordu Spor karşısında kadroda revizyona gitti. Murat Akgüz, Tuna Üzümcü ve Embilla'yı kulübeye çeken Altın onların yerlerini ilk 11'de Fatih Kılıçkaya, Mustafa Sevgi ve Ercan Yazıcı'ya görev verdi. Kırmızı beyazlı ekibin orta sahasının önemli isimlerinden Hasan Kılıç cezalı duruma düştü. Maçın 45. dakikasında Ordu Spor kontratağında gole giden Hüseyin Kuday'ı arkadan müdahale ederek düşüren Hasan direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Genç futbolcu Samsunspor için çok büyük önem taşıyan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek.